E-Ticaret Sohbetlerinde İstanbul'dayız. Aylardan aralık ve yanımızda Ticimax'tan sevgili Uğur Elçin var. Uğur'cum hoş geldin. Hoş bulduk. En son online bir program yapmıştık. Evet. Almanya'ya e-ihracat diye konuşmuştuk. Doğru. Hatta sizin bir markanız vardı. Ticimax'ın bir firması vardı. Şimdi o zamanlar yeni başlamıştı. E-ihracat paketi, e-ihracat teşvikleri falan bunları konuşuyorduk. Evet. Şimdi bayağı bir marka sizden, e-ihracat yapmak isteyen markalar sizden tırnak içerisinde paket ya da e-ticaret altyapısı alıyor. Nasıl gidiyor? Onu sorayım öncelikle. Valla bayağı yoğun gidiyor. Özellikle bu teşviklerden sonra insanlar e-ticaret kadar, yani o hacim kadar e-ihracatı da internette araştırmaya başladılar. Evet. Bize direkt e-ihracat talepleriyle geliyorlar. Tabii ki biz burada senelerdir bunu modül olarak geliştirdiğimiz ve müşteriye hizmet verdiğimiz için doğru şekilde yönlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü e-ticarete girmek kolay ama e-ihracat tarafının biraz daha prosedürleri zor var. Ama geçen yaptığımız o online etkinlikten sonra çok şey değişti. Değişti. Bu işe giren, başarılı olan, hala daha denemeye devam eden birçok müşterimiz var. Hala daha gelen birçok talep var. Ben 2024'te daha da çoğalacağını düşünüyorum. Çünkü teşvikleri ilk çıkardıkları zaman bazı kurallar vardı. Şu an o kuralları da esnetiyorlar. Esasında ihracata, ticarete giren herkesin ya da işte bir proje yapmak isteyen herkesin girmesini istiyorlar. Bizlerimizden geldiği kadar destek vermeye devam ediyoruz. Ağırlıklı ne tip ürünler var? Yani senin gördüğün ne satıyor insanlar? Her şey var mı böyle? Yani tabii ki büyük ölçekleri ürünleri satamıyorlar. Gönderim ve lojistikten dolayı. Daha böyle küçük ölçekli işte kendi üretimini yapan esasında daha fazla var. E-ticaret tarafı gibi işte tedarikçiden ürün alayım onu satayım demiyorlar. Ya da işte üretmenin dışında yine hazır alan ürettiren müşteriler var. Almanya'daki müşterimiz kitap satıyor. Kitap satıyor. Evet. Evet. Ondan sonra Fransa'dan, Hollanda'dan bayağı talepler gelmeye başladı. Hatta Hollanda'daki müşterimizle de bir ziyaret sırasında tanışma, sohbet etme fırsatı bulduk. Yani şu anda güzel gidiyor. Ama ben ileride büyük ölçekli ürünlerin de satılacağını düşünüyorum. Yani büyük ölçekten kastım mobilya tarzı falan büyük. Mobilya büyük olabilir. Hacim olarak. Evet, hacim olarak mobilya olabilir. Daha çok böyle işte biliyorsunuz bizim özel yaptığımız işte koltuklar var. Türkiye'de üretilen özellikle işte Kayseri'de üretilen işte masalar var. Doğru. İşte ahşap eşikleri var. Çok da değerli. Hem değerli hem de biraz daha hani farklı iş ortakları çıktı. İşte bunları yurt dışına daha rahat taşımanız için hatta orada depolara koyup depolarda muhafaza etmeniz için. Bir yandan biliyorsun yurt dışı pazar yerleri var. Tabii. İnsanlar oralarda çok fazla satış yapıyor. Onlara da bağlanabiliyor muyuz? Onlara da bağlanabiliyorsunuz. Biz biliyorsunuz direkt kendi entegrasyon sistemimiz var. Evet. Bu vasıtayla yurt içi, yurt dışı hangi pazar yerini istiyorsan müşteri o da var. Ürünü tek tuşla oradaki sitesine koyabiliyor. Yani store'da tek bir yerden. Tabii. All in one dedikleri yani her şey. Zaten de kontrol. Ticimax'ın bulutu diyoruz biz ona. Hmm. Tek panel tüm her şey. Tüm her şey diyeyim artık. Tüm satış kanalları. Bir şey daha soracağım. Geçen gün bana sordular onu. Yani mesela Almanya'ya gidecek, Hollanda'ya gidecek, Fransa, Amerika. Her ülkenin farklı dağıtım şirketi var. Belki Avrupa'da aşağı yukarı aynıdır ama yani dünyanın her yeri. Amerika'sı farklı, şeyi farklı, EMEA'sı farklı, ödeme sistemleri farklı. Siz onlarla hep anlaştınız mı? Yani o şirketlerle? Bizim daha böyle globalde anlaştığımız firma global oluyor. Çünkü sonuçta biz bulutlu yapı kullandığımız için bütün müşterilerimize yarayacak, tüm müşterimizin kullanabileceği entegrasyona ya da iş ortakları arıyoruz. Ama bazen farklı ülkelerde ihracat yapan müşterilerimizden bu talepler geliyor. En son Yunanistan'daki bir proje için bunu yaptık. Hatta oradaki müşterimiz bizim paketlerimizi de Yunanistan'a bir an önce satıp buradaki pazarı büyütelim niyetindeydi. Yunanistan'da şu anda 3 tane kargo, 2 tane ödeme sistemi entegrasyonunu bitirdik. Ama tabii ki bunu her ülkeye dökme şansımız yok. Bunun için global çözümlere gidiyoruz. İşte Orta Doğu'da kullanılan genel bir çözüm var. İşte Avrupa'da kullanılan genel bir çözüm var. Amerika'da kullanılan, Kanada'da kullanılan biraz ölçek işi. Belki belli bir ülkeye geldikten sonra taleplere göre çok tabii. X bir ülkeden Polonya'dan atıyorum çok talep geliyorsa Polonya pazarına belki o zaman düşünürsünüz ya da ne bileyim. Biraz firmanın vereceği desteğe de bağlı. Sonuçta biz bu yani bir ödeme sistemi de olsa, kargo da olsa bir buluta entegrasyonunu yaptığımız için karşı taraftan alacağımız dokümanlar, karşı tarafın bize bu dokümanla entegre olurken vereceği destek çok önemli. Hani Yunanistan'da bunu birebir de müşteri kontağımızla aldık. Mesela firmadan almadık ama bunları firmalardan almak bazen güç olabiliyor. Özellikle dil farklılığı ya da işte saat farklılığından dolayı.
gerektiği ama şu an birçok ülkede geçerli olan hem kargo hem ödeme sistemiyle çalışıyoruz aslında. Müşterilerimiz çalışıyor. Valla çok hoş çünkü yani çok kısa zamanda biz bundan bir sene önce Almanya pazarını konuşurken evet. Şimdi Ticimax'la her ülkede her ürünü, her malı rahatlıkla satabileceğinizi konuşuyoruz. O evet. Anlamda yani e-ticaret altyapıları artık değişim içerisinde. O anlamda Ticimax.com'a girip evet. Yani e-ticaret paketleri hakkında, ihracat modülleri hakkında talep de oluşturabilirler. Ofisimizi de arayabilirler. Evet. Zaten ofisimizde 24 saat ulaşım var. Özellikle hem Kocaeli'deki ofisimizde, Allianz'daki ofisimizde hem Ticimax kampüsümüzde her zaman müşterimizi ağırlıyoruz biliyorsun. Sen de birçok kez güzel etkinlikler yapıyorsun. Yani artık aksiyon zamanı diyelim mi? Evet, artık aksiyon zamanı. Beklemeyin, ürününüz varsa ve artık yurt dışına açılma zamanı gel diyorsanız başlayın. Psikolarımızı açtık, bekliyoruz. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim, sağ olun.